Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda dikdörtgen ve kare konusundaki 13. testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversiteliğim testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Sorumuza başlamadan önce burada 8 ve 16 verildiğinde soruyu çözdüğümüz zaman hocam şurası 5 ve burası 10 çıkıyor. Ama normalde burası 8 olduğundan dolayı burasının 10 olmasının imkanı yok. Yani eski cevabı göre cevap 25'ti ama şimdi 25 değil tabii ki soru hatalı çünkü. Bu sayıları değiştirip öyle çözüm yapacağız. 48 ve 72 diye değiştirdik. Ee, sayılar büyüdü ama çözüm de çok da zor değil. Tatlı bir çözüm olacak arkadaşlar. Hadi bakalım soru böyleyken çözüme bakalım. Şekil 1'deki 48 metre çarpı 72 metreye batlarındaki dikdörtgen battaniye köşegenleri boyunca ayrılan 4 üçgen desenle süslenmiştir. Bu battaniyenin bir köşesi köşegenlerinin kesim noktasına katlanınca battaniyenin arka yüzündeki bir kısmı şekil 2'deki gibi gri renge bürünüyor. Buna göre battaniyenin şekil 2'deki görünen gri renkli yüzünün alanı kaç metrekaredir diye soruluyor. Arkadaşlar burası kaçtı? 48. Evet 48'e kaç verilmiş burası? 48'e 72 olarak verilmiş. Hadi ona göre şey yapalım. Öncelikle şu katlanmış hali ne yapıyoruz arkadaşlar? Açıyoruz. Katlanmış hali açtık. Katlamada ne oluyordu arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla da şu kenar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Hatta bu kenarların eşitliğinde şöyle göstereyim isterseniz. Şunlar da birbirine eşit olacak. Eyvallah. Şimdi bu köşegenlerin kesim noktasına gelmesi demek ne demek? Şunlar birbirine eşit demek değil mi arkadaşlar? Evet. Ben bu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Üst üste binen kenarlar açılar da birbirine eşit olduğundan burası da 90 derece oldu. E şu uzunluğu bulmak için bir hamle yapayım. Ne yapayım? Şuradan şunu kullanayım ben. Şu eşitliği de kullanmak zorundayım. Köşegenlerin kesim noktasına geliyor ya. Hop şuradan diki çizince. Arkadaşım buradan diki çizince. Burada bir şey mi çıktı? 48 ise. Tam buradan bir dik çizdiğin zaman. Şunlar da birbirine eşit. Ya burası 24 mi çıktı? Ya da burası 48 ise buradaki tabandan 24 çıktı burası. Burası 24. Sonra e, hocam burası tam orta nokta olduğuna göre buradaki uzunluğu da 72'de iki eşit parçaya bölecek. 36 ya 36 olacak burası. E hocam burası 36. Şuraya bir x buraya da x dersen buraya da ne kaldı? 36 eksi x kaldı. E burada 24'lü bir üçgen var. 24 deyince ya 7 24 25'tir. 25 koyunca 7 24 25 sağlanmıyor. Ya da e, 24'ün katı 12'nin katı 5, 12, 13'ün iki katı olabilir mesela. 5, 12, 13'ün iki katı olduğunda 13'ün iki katı 26. 26 yazdığımızda burası da 10 mu çıkıyor arkadaşlar? Evet. Gerçekten 5, 12, 13'ün iki katı çıktı. Hissederek sonuca ulaştık arkadaşlar. Peki sonra ne yapacağız arkadaşlar? Burayı 26 bulduk. Şuradaki kenarı bulmam lazım benim. E, ne yapalım burada? Şuna ait de bir dik üçgen oluşturalım mı? Oluşturalım. Ona ait bir dik üçgeni de hop şöyle çizecek olursak arkadaşım çizdiğimiz zaman burası 90 derece 36 ise burası da 36. Hocam 90 dereceler havada uçuşuyor. Bir dal alfa beta ya. Alfa beta beta 90 e, bunun tamamı 90'dı. Burası alfa oldu. Alfa tamamı 90'dı. Beta burası da alfa oldu. Şu üçgenle şu üçgenle oldu. Benzer oldu. Burada alfanın karşısı 36. Burada alfanın karşısı 24. Hmm, tamam. Şurayı bulacağım ben değil mi arkadaşlar? Evet. Şuraya x diyeyim. 90'ın karşısı x bölü. 90'ın karşısı 26 eşittir burada alfanın karşısı 36 bölü. Buradaki alfanın karşısı 24 oldu. Burada 6'ya bölsen 6, 6'ya bölsen 4. 2'ye böl, 2'ye böl, 3'e. 2, şunu sadeleştirsen 13, 39 mı yapıyor? Evet, x'i buradan 39 bulduk arkadaşlar. O zaman gri bölgenin alanı ne olacaktır arkadaşlar? Bir dik üçgen olduğuna göre 26 bulduk burayı. Burayı da 39 bulduk. 26 çarpı 39 bölü 2 değil midir? Evet. 26 çarpı 39 bölü 2'ye eşittir. Şunları sadeleştirdiğimiz zaman 13 yani 13 çarpı 39 yaptı arkadaşlar. E 39 da 13 çarptığımız zaman 3 kere 9 27 3 kere 3 9 27 117 yaptı. Burası da 39 topladığımız zaman da 507 yaptı. Aynen öyle cevabımız böylelikle Cihan çıktı arkadaşlar. Evet geldik ikinci soruya. 20 birim çarpı 25 birim alanındaki dikdörtgen bir masanın üzerine karşılıklı iki köşesi masanın kısa kenarlarının orta noktasına gelecek şekilde bir kare örtü örtülüyor. Evet arkadaşlar kare örtü örtülmüş burada. E, kısa kenarı 20 birim olduğuna göre tam orta noktasına geldiğine göre bunlar 10 birim 10 birim oldu mu? Oldu. Tam ortasına geldi bir de bunun kare olmasını kullanacağım arkadaşlar. E, bunun kare olması demek burada sen bunu şöyle çizdiğin zaman bu köşegen demek anlamına gelmiyor mu? E hocam burası köşegen. Köşegense buradaki açılarımız kaçar derece 45 -45 yaptı? 45-45 yaptı. E, sonra a hocam şurası 90 derece burası da 90 derece ve şu uzunluklarda birbirine eşit olduğundan burada bir dikdörtgen çıktı. O zaman burası da 90 derece. Burada kaçı da 45 oldu. 45 90 ise burası da 45. E, 45 90 ise burası da 45 oldu. Hatta burası da 45 oldu. Hatta bu katlanmış hali açık vaziyette düşünecek olursak şöyle açık vaziyette arkadaşlar. Burası da 45 burası da 45. Yani katlanmışı şöyle katlanmışı şöyle katlanmış arkadaşlar ne yapıyoruz? Yukarı doğru açtık sadece. O zaman burası da 45 burası da 45 mi oldu? Aynen öyle. Eğer şey çıktı o zaman meydana arkadaşlar. E, burası 10 sa burası da 10. Burası 10 kök kim oldu? Evet 10 sa burası da 10. 10 kök ki oldu. Sonra e hocam burası 10 burası 10. Burası 10 kök ki. Burası da 10 burası da 10. Burası da 10 kök ki. E tamam bunun kaçtı arkadaşlar? 25'ti. Buraya kaç birim kaldı? 5 birim kaldı. E burası da 5 birim kaldı. İkiz dik üçgenden dolayı 45 45 90 üçgeni burası 5 ise hocam burası 5 bölü kök 2'ye Burası da 5 bölü kök 2 yapacaktır. Öbür tarafta sarkan kısım da aynı şekilde 5 bölü kök 2'ye 5 bölü kök 2 değil midir? Evet. Buna göre diyor sarkan parçalar. Yani şuradaki 5 bölü kök 2'ye 5 bölü kök 2 olan dik üçgensel bölgeden 2 tane soruluyor. 2 tane 5 bölü kök 2 çarpı 5 bölü kök 2 bölü 2 isteniyor arkadaşlar bizden. Çünkü şu dik üçgenin alanı 5 bölü kök 2 çarpı 5 bölü kök 2 bölü 2. Ama bir burada bir de öbür tarafta aynı üçgen var. Dolayısıyla alanda ne yaptı? Bir de 2 ile çarpılmış olacaktır. O zaman bu da 25 bölü 2 mi yaptı? Bu da kaç yapıyor? 12 buçuk mu yapıyor? Evet. Cevabımız böylelikle akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. Kısa kenar uzunluğu 10 birim olan dikdörtgen bir havlu aşağıdaki görselde belirtildiği gibi 2 adımda katlanıyor. Havlunun kısa kenarlarından biri uzun kenarında şu şekilde katlanmış. Arkadaşlar şu katlamayı açtığımız zaman ne oldu burada? Hocam burası 11 mi ya? Buraya da 11'im mi geldi böyle? Evet 10 10. Burası 10 kök kim oldu aynı zamanda? Aynen öyle. Şurası da böyle. Ee, niye böyle oldu? Ee, 90 derece ya. Burası 45 burası da 45 derece oldu. Bir kare oluştu arkadaşlar burada. Sonra burada ne çıktı arkadaşlar? Ben bunu 11'im 11'im diye buldum. Burayı da 10 kök diye buldum. Sonra ben bunu da bu şekilde katlamışım. Bu sefer de bu çizgi buraya gelecek şekilde katlamışım. Yani şu çizgi boyunca katlamışım arkadaşlar şöyle. Yok şu çizgi boyunca katlamışım değil mi? Evet bu çizgi boyunca katladığım zaman bu da şuraya denk gelmiş arkadaşlar. Şöyle katladığım zaman buna göre simetriğini aldık. Bakın şöyle bir katlama oldu. Hatta bu katlanılan şekli şöyle bir eski haline geri getirelim arkadaşlar. Şu eski haline geri getirdim. Ama önceden de nasıl tabii ki bu? Önceden de şu şöyle değil miydi arkadaşlar katlanmadan önceki halide? Aynen şöyleydi değil mi? Ben ne yaptım? Şunu katlamış oldum arkadaşlar. Bakın ilk başta şuradaki parçayı katladım. Dikkat! İlk başta bunu böyle katladım bu buraya geldi. Sonra bunu böyle katladım. Bu buraya denk geldi arkadaşlar. Peki biraz önce ne buldum ben burada? Hocam burası 11'im, şurası da 11'im diye buldum. Burası da 10 kök 2 çıktı. E burası da 11'im, burası da 11'im olduğunu biliyorum. Sen bunu böyle katladığın zaman bu kenar buraya mı geldi? Evet hocam, burası 10 kök 2 oldu. E sonra ne olacak? Hocam şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. Bakın dikkat edin. Şunlar birbirine paralel olduğundan dolayı ve üst üste bir katlama var. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. E bunlar da birbirine paralelse o zaman burada güzel bir şey çıktı sanki. Hop Z'den dolayı burası nokta açısı mı oldu? Noktaya nokta çıktı 10 kök 2 ise burası da 10 kök 2 mi çıktı? Evet. Bizden ne isteniyor? Buna göre havlunun bir yüzünün alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şu kenarı bulmam yeterli oldu. Burası 10 kök 2 artı 10 oldu. Havlunun bir kenarı da 10. Bir kenarı da 10 kök 2 artı 10 çıktı. Yani bizden 10 kök 2 artı 10 çarpı 10 isteniyor. O da 100 kök 2 artı 100'e eşittir arkadaşlar. O da cevaben ne yaptı? Edremit yaptı arkadaşım. Güzel bir soru. Böyle katlamada üst üste binar açıların birbirine eşitliğini kullanmak. Hatta dikdörtgen sorularında böyle karşılıklı kenarlar paralel olduğunda Z'ye dikkat etmeniz önemli arkadaşlar. Buna lütfen dikkat ediniz. Şuradaki değerleri de yazmasaydık. Bunu da 10 kök 2 yazmasaydık. Mesela buranın da 10 kök olduğunu bulamazdık. Buna da dikkat edin. Evet 3. soruyu hallettik. Geldik 4. soruya. Şekil 1'deki kare tablanın tablanın dört köşesindeki vidanın 3'ü düşürülerek tabla bir duvara şekil 2'deki gibi takılıyor. Eee gibi takılı kalıyor. Şekil 2'deki tablanın düşen vidalarının bulunduğu köşelerinin yerden yüksekleri sırasıyla 19 7 16 birimdir. Arkadaşlar aslında köşelerinden yapılmış ya. Orada karenin kenarı da verilmiş ya. Karenin kenarı mı Karenin kenarı soruluyor ya. Ya buradaki çivileri şuradaymış gibi düşünün arkadaşlar. Şöyle. Tamam mı? Buradaymış gibi düşünün. E, o zaman bizim çivilerimiz burada, bu köşelerde dikkat edin arkadaşlar. Ya da yeni baskıda o şekilde çaktırırız. O şekilde olması lazım. Çünkü çiviler buradayken ben buradaki uzunluğu bulabilirim. Şurayı bulamam arkadaşlar. Tamam, şurayı düşünün. E, bu haldeyken e, yerden yüksekleri soldan sağa doğru neymiş arkadaşlar? Sırasıyla hocam bunun yerden yüksekliği şöyle. Şimdi bunun yerden yüksekliği bu, bunun yerden yüksekliği bu, bunun da yerden yüksekliği şurası yaptı arkadaşlar. Neler verilmiş bize? Sırasıyla 19 burası, 7 burası ve şurası da kaç verilmiş arkadaşlar? 16 verilmiş. E ne yapacağız hocam? Dik yamuk çıktı. Şöyle bir dik dik üçgen oluştursak. E burada da bir dik üçgen oluştursak. 90'lar havada uçuşuyor. Alfabete da alacağız. Evet. 7 iken burası nedir? 7. Zaten bizim amacımız böyle 90'lı sorularda dik üçgen oluşturmak değil miydi? Ondan dolayı şurada dik dörtgen oluşturdum. Burada da dik, dik dörtgen oluşturdum. Dal alfabetaya alfabeta alfabeta dersek arkadaşım. Hocam şu üçgenle şuradaki üçgen oldu? Benzer. Hatta bu bir kare olduğundan dolayı şunlar birbirine eşit olduğundan dolayı eş üçgen çıktı. Şuraya bakacak olursak 7, 7 iken 7 idi burası. Buraya 12 kaldı. Hocam bu üçgenler eş olduğundan betanın karşısı 12 ise betanın karşısı burada da 12'dir. E 7 iken burası da 7 buraya da 9 kaldı. A burası 9 iken burası da 9 oldu eş üçgenden dolayı. 9 12'nin üçgeni 15 üçgeni tabelanın çevre uzunluğu nedir diye soruluyor tabanın bir kenar uzunluğunu 15 bulduk. Çevre uzunluğu da 4 çarpı 15'e eşittir arkadaşlar. Yani bu da kaç yapar? 60 yapar. Evet cevabımız böylelikle 4. soruda balık esir yaptı. Güzel bir soru. ÖSYM'de sordu zaten. Daha öncesinde böyle bir soru. Dikkat edin. Geldik 5. soruya. Şekildeki 30 çarpı 36 bir mebatlarındaki dikdörtgen içerisine yerleştirilen sarı dikdörtgenler birbirine eşittir. Evet bu dikdörtgenlerin iş olmasını kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle burası 30 ise burası da 30. Demek ki dikdörtgenin uzun kenarı ne oldu? 30, 30 oldu. E ben kısa kenarlarını da kullanacağım. O zaman ben buraya bir x dersem kısa kenarı. Kısa kenarı burada da x midir? Evet burada da x'tir. E hocam 90'lar havada uçuyor. Alfa beta'ya dalacağımız belli. Bir dal bakalım alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta'ya dalınca. Beta 90 alfa alfa 90 beta oldu mu burası? Oldu. Hatta şu üçgenler de birbirine eş oldu. Şu üçgenle de şu üçgen birbirine eş. Çünkü 90'ın karşısındakiler birbirinin tıpkısının aynısı. E o zaman birbirinin tıpkısının aynısıysa beta'nın karşısı burada bir y diyecek olursam burada da beta'nın karşısı ne olacaktır arkadaşlar? Y olacaktır. Peki dikdörtgenlerin eş olmasını kullandık mı burada? Kullandık. Başka ne nasıl bir iş yapabiliriz arkadaşlar burada? Vallahi arkadaşım burada ee, bu dikdörtgenin köşesinin buraya gelmesini kullanacağım ben. Bak buraya gelmiş ve buraya gelmiş. Dikkat ederseniz. Ya da bu dikdörtgenin köşesi buraya gelmiş ve buraya gelmiş. Dikdörtgenleri tam anlamıyla daha kullanamadık arkadaşlar. Buraya 36 x y yazsak ne anlamı var? Burası da 31'im. Eee buranın 31'im olduğunu, buranın da 31'im olduğunu biliyorum. Başka da bir şey yapamıyorum şu anda. Ne yapmalı yazı burada? Arkadaşlar bir tane daha bir dik üçgen oluştursak mı? Yani şurada bir yamuk var bir şey var aslında burada. Y'lik bir şey de var. Yok dik üçgen oluşturmayalım. Dikdörtgenle ilgili bir şey yapmalıyım ben. Dikdörtgenlerin eşliğini daha tam anlamıyla kullanamadım. Demek ki dikdörtgenin bir şeyini daha kullanmam gerekiyor burada. Ya şurada Mecbur sıkıştık. Şu köşegeni çizsek Acaba bir şey gelecek mi? Sadece x'e 30'luk bir dik üçgen var burada. Aa hocam burada bir dik yamuk çıktı. Aa, amacımız dik üçgen oluşturmak değil miydi? Evet. Dik üçgen oluşturalım bakalım şurada bir yerde. Şöyle de bir dik üçgen oluşturalım. Böyle 90'ları fazla gördüğümüz an. Ee, ha, dik üçgenle dik dörtgenden dolayı burası da 30 mu? Evet bak dikkat. Güzel bir şey geldi. Bu arada burası 30. Dikkat ederseniz 30'a dikdörtgenin dörtgenin bir köşegeni. Bak dik üçgene bakın. Şuradaki dik üçgende. 30'a hipotenüs. Burası da dik üçgen. Dik kenar 30, hipotenüs. E o zaman bu X 30 ise Bu da hipotenüsü en dik kenarı 30'sa burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? Burası da kesinlikle ama kesinlikle X olmak zorunda. Güzel. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Hocam bak açı ortay oldu burada. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit olduğundan dolayı. E o zaman ayırtları yerler de birbirine eşit diyebilirsiniz. Ya da tekrar söyleyelim n'in karesi x'in karesi artı 30'un karesine eşit olduğundan n'in karesi 30'un karesi artı x'in karesi olacağından burası da x olacak diyebilirsiniz. Ya da hocam açı ortayda kolları silen dikmelere eşittir. O yüzden buradaki yerlerde birbirine eşittir diyebiliriz. E hocam burası y'yken burası da y. Dikkat dikkat ne geldi? 2x artı 2y'yi kaç bulduk? 36 bulduk. x artı y kaç geldi buradan? 18 geldi. Hocam e, x artı y 18. Dikkat ederseniz burada da bir dikdörtgen oluştu. Şurası x artı y Hocam burası da X artı Y. X artı Y kaç? 18 oldu. E, hocam buradaki dik üçgene devam. E, burada alfa beta'ya devam etmiştik. E, beta 90 ise burada da alfa, burada da beta diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii ki. Şimdi şu üçgenle şu üçgende benzerlik uygulayacak olursak e, her şey çıkacaktır meydana. Hatta bu 6 kere 3, 6 kere 5. Bu da 6 kere 4 olacaktır. Bu da 6 kere 4 de 24 oldu arkadaşım burası. Sonra bir şeyler çıktı mı çıktı. Bunun tamamı 30'du. E, 30 olduğuna göre burası da 6'dır. Şimdi şu üçgenle şu üçgende benzerlik uygula bakayım. Hocam burada alfanın karşısı 6 iken alfanın karşısı 18. 1'e 3 oran var. O zaman beta'nın karşısı 24 ise beta'nın karşısı 1'e 3 orandan dolayı Y'yi de buradan 8 buluruz. Her şey çıktı mı meydana çıktı. Hatta ee, burası 6. Y'yi 8 bulduk. Y'yi 8 bulduk. 6, 8, 13 üçgeninden burayı da 10 bulduk arkadaşım. Burası da 10'sa burası da 6 oldu. Burası da 24 mu oldu? Evet. Şimdi bizden mavi boyalı bölgenin alanı isteniyor arkadaşlar. Mavi boyalı bölgenin alanı da nedir? 18 çarpı 24 bölü 2 burada. 18 çarpı 24 bölü 2'den 2 tane var yalnız. Bir burada bir burada. Sonra 6 çarpı 8 bölü 2'den de 2 tane var. 6 çarpı 8 bölü 2'den de 2 tane var. E o zaman bu ne yaptı? Bölü 2'ler gitti. Şuradaki bölü 2'ler de gitti. Şurada ben şey yapsam ne yapsam burada? 24 parantezini alsam 24 parantezini aldığım zaman burada 18 kaldı burada da 2 kaldı. Ee, i̇şlemi kolaylaştırmak için direkt 18 çarpı 24 artı 48 de diyebilirsiniz tabii ki. Burası 20 çarpı 24 yaptı o da 480'e meşit oldu arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle edremit oldu. Zor bir soruymuş ama. Gerçekten zor bir soruymuş arkadaşlar. Yani ee, yani köşegeni çizmeden bunu göre, yani görebilir miydik? Demeyeyim de yapabilir miydik? Biraz sanki zor yapardık arkadaşlar. Burada Köşegeninin eşliğini kullandığımızda hala daha olay bitmediği için e, yani dikdörtgenlerin eşliğini kullandığımızda hala daha olay bitmediği için bu da karşılıklı köşeleri de işte bu paralel doğrular üstünde olduğu için bu köşegeni çizdim ya da şu köşegeni de çizip yine aynı şekilde e, sonuca da ulaşabilirdiniz arkadaşlar. Evet 5. soru zor bir soruymuş ve cevap Edremit yapmış burada hoş geldiniz bu soru için geldiniz değil mi? Neyse. Evet geldik 6 soruya. 15'e 18 birim ebatlarındaki kırmızı dikdörtgen bir zemin üzerinde 9 eşkareden oluşan sarı örtü şeklindeki şekildeki gibi örtülüyor. Arkadaşlar büyük ihtimal bu soru da sizi zorlamıştır. Çünkü şu an düşündüğüm bir yapıdaysa soru gerçekten zor ama bakalım. Ee, şu an şunu düşündüm. Direkt karenin dışında şöyle bir kare. Ya bu özel bir e, tekniktir. Böyle eş üçgenlerde oluşturduğumuz bir tekniktir. Başka bir türlü çözülüyor mu çözülmüyor mu diye ilk başta bir inceleyeyim isterseniz. Örtülük karelerden dördünün birer köşesi zeminin kenarları üzerine gelecek şekilde örtüldüğüne denk gelmektedir. Evet arkadaşlar şu anahtar kelime şu. Ben bunu kullanacağım bak. Adam soruda da bunu vermiş. Şuradaki köşeler buraya denk geliyor demiş. Bak bu köşede bunun üstüne denk gelmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? E, buradaki köşelerin buraya denk gelmesini ben kullanacağım şimdi. Nasıl kullanabilirim bunu? Şimdi şöyle baktığımız zaman. Hocam şunu şöyle uzatsak. Burası bir birim. Burada alfa beta'ya dalsak. Da alfa beta. Burası da beta. Burası da alfa. Hocam beta'nın karşısı birken buradaki beta'nın karşısını bilmiyorum. Bu benzerlikten maalesef bir şey elde edemem. Burada da mesela 90'ın karşısında 2 var. Ee, yine bu benzerlikten bir şey elde edemem gibi geliyor. Beta'nın karşısında en azından bir şey olmuş olsaydı benzerlik oranını bir şey halledebilirdik arkadaşlar. Yok. Bunu maalesef bu şekilde yapamayacağım. Ne yapmam lazım o zaman? E dediğim gibi arkadaşlar karenin dışında kareleme metodu vardı. Ee, bunu karede de anlatmıştık böyle. Karenin dışında bir tane dik üçgen varsa böyle kareleme metodu uygulayın. Ee, dışında kare dik üçgenler oluşturduğunuz zaman bu üçgenlerin hepsi eş üçgen oluyor diye konu anlatımında da anlattım arkadaşlar. Şimdi geleyim onu yapayım. Karenin dışında bir tane daha kare oluşturayım burada. Yani bu o zaman bu soruyu biraz özel yapıyor açıkçası. Ee, özel tarzda bir soru olmuş oluyor. Zor bir soru olmuş oluyor. O zaman burada şöyle arkadaşlar karenin dışında yine bir kareyi şöyle oluşturuyorum arkadaşım oluşturduktan sonra buradaki arkadaşlar şu üçgenlerin hepsi ne oldu eş üçgen oldu evet gençler çünkü niye dal alfa beta'ya alfa beta alfa beta alfa beta alfa beta daldığın zaman hocam 3 3k 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 90'ın karşısındakiler 3k olduğu için bunlar eş üçgen oldu e, eş üçgenleri de kullanacağım peki ben buradaki noktayı da kullanmak zorundayım bakın buradaki noktayı o zaman şey yapayım Buradaki nokta bakın şurada 2'ye 1 oran var arkadaşlar. Evet o zaman ben burada 2'ye 1 oran varsa bunlar da birbirine paralelse o zaman şöyle yapayım. Burayı 2 a iken buraya a diyeyim. Yani buradaki üçgenlerde ben burada alfanın karşısına 3a dediysem burada da alfanın karşısı nedir arkadaşım? 3a'dır. Burada da alfanın karşısı nedir? 3a'dır. Bak buradaki noktayı da kullanayım. Ee, şöyle düşündüğün zaman hocam burası yine dikkat et 2'ye 1 oran olduğundan 2'ye 1 oran olacak. 3a ise burası 2a iken burası daha mı oldu? Evet. Devam edelim. Ee, hocam burada alfanın karşısı 3A burada da alfanın karşısı 3A. Ama buradaki noktayı da yine kullanmak zorundayım ben. Bunun devamı da şöyle. Yine burada 2'ye 1 oran olduğundan 2'ye 1 oran olacak. 2A ise burası daha mı oldu? Aynen öyle. Şimdi güzel. 18'i ve 15'i de işin içine katayım. Arkadaşım burada dikdörtgenden dolayı A iken burası daha, burası daha mı oldu? Evet. E A iken burası daha mı oldu? Evet. Hatta burası daha oldu. Dikkat edin. Şuraya bakacak olursanız eğer Hocam dışarıdaki şekil bir kare. Kare gerçekten kare. Niye? Hocam çünkü alfanın karşısına 3A dedik de. Şöyle betanın karşısına da şey demek istiyorum ben. Betanın karşısına N demek istiyorum. Şurası Nken burası da N. Burası da N. Burası da N diyecek olursanız. Dikkat ederseniz 3A artı N. 3A artı N. 3A artı N. 3A artı N, 3A artı N oldu. Yani bir kare oldu. E o zaman bu bir kare ise. Karışıklık olmasın diye şey yapayım. Şu uzunluklar birbirine eşit değil midir? Evet. Yani 15 burada. A burada. A burada. 15 artı 2A neye eşit? 18 artı A'ya mı eşit? Evet şuraya kadar 18. Burası da A olduğundan dolayı. 18 artı A'ya eşit. A'yı da buradan kaç buluruz gençler? 3 buluruz. E A'yı 3 bulmak benim bir işime yarayacak mı arkadaşım? A'yı 3 bulduğun zaman burası 9 oldu. Buranın 9 olmasından dolayı bir şeyler gelecek mi acaba diye bakalım. E, A 3 ise burası 9. E o zaman burası kaç yapıyor? Başka bir başka bir yerlere de bakalım şimdi. A3 ise şuraya da bir 3 yazalım. Hocam burası da 3. Ondan sonra 9 burası. Şurası da 3. Şurada değerleri yazmak istiyorum ama ha şu A3 mü? Evet A3. E, burası da 2A değil mi arkadaşım? Evet burası 6. E, burası tamamı kaçtı bunun? Tamamı 15'ti. Bakın buraya kaç kaldı? 6'sı buradaysa buraya 9 mu kaldı? Evet 9 kaldı. 9, 3 daha burası 12 yaptı. Beta'nın karşısı burada 12 yaptı. Ya da A3 zaten arkadaşım. A3 ise 3A'da kaç yaptı? 9 yaptı. 9 burası. Burası kaç yaptı? 12 yaptı. 9, 12 ne üçgeni? 15 üçgeni yaptı. O zaman sarı örtüdeki kare karenin bir kenarını kaç bulmuş olduk? 15 bulmuş olduk. Alanda ne yapacak? 15'in karesi 225 yapacaktır. Evet biraz değil. Bu da bayağı bir zor bir soru. Ee, arda arda iki tane zor bir soru patlattık galiba burada arkadaşlar. Evet, hoş sorular diyeceğim ama ya bu tür soruları da bazen çözmemiz de lazım arkadaşlar. Farklı bir yol olabilir mi? Denemek lazım. Şu an spontane bir şekilde bu şekilde aktı ama şunu unutmayın. Ben bu soruyu e, tamam biraz zorlandım gibi sanki ama şuradaki noktaların da tam bu köşeler gelmesini de kullanaraktan da yaptım. Bunları kullanmadıysanız zaten sorunun çözümüne ulaşamamışsınızdır. Mesela burada 2'ye 1, 2'ye 1 oranını yazdık. Bak burada da mesela burada tam buradaki nokta burada ya 2'ye 1. Bak tam buradaki nokta burada ya 2'ye 1 şeklinde paylaştırmasaydım ben bu sorunun çözümüne ulaşamazdım. Buna lütfen dikkat edin arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Ee, i̇sterseniz siz de farklı şekillerde deneyin. Belki dışarıdan bu kareyi çizmeden içerideki karelerle de bir şeyler halledebilirsiniz arkadaşlar. Bir denemenizi tavsiye ediyorum. Ee, farklı bir çözüm yöntemi varsa da şeye yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara da yazabilirsiniz. Ama gerçekten zor bir soruydu. Gerçekten hoş bir soruydu aynı zamanda. Evet 6. soruyu böylelikle Balıkesir bulduk ve bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 14. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.